Ceri Ablus'un IŞİD'den temizlenmesi amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı operasyonuna hem Türkiye'den hem yurt dışı bölgedeki Türkiye-Suriye sınırının güvenliğinin tam olarak sağlanması, IŞİD'in lojistik ve insan kaynakları ikmal yollarının kesilmesi ve sınırdan terörist sızmalarının önlenmesinin en acil ihtiyaç olduğuna işaret etti. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Beşar Caferi de Sputnik'e açıklamasında Suriye'deki kimyasal saldırıları ve Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesini değerlendirdi. Türkiye'nin Cerablus operasyonunu değerlendiren Beşar Caferi, "Bugün Türk sınırında yaşananlar aslında eski hikaye. Uluslararası koalisyon olmasaydı Türkiye müdahale etmezdi. Türkiye 2 yıldır Suriye'nin egemenliğini ihlal ediyor. Bugün de ABD Suriye'nin egemenliğinin ihlalini destekledi. Zira Washington egemenliğimizi askeri anlamda ihlal eden bir ülkeydi. Türkiye ise teröristlerin sınırı geçmesine yardım ederek egemenliğimizi ihlal ediyordu," diye konuştu. Türkiye'nin politikasında hiçbir değişikliğin olmadığını kaydeden Suriyeli diplomat, "Terörle mücadele sadece eylemlerini Suriye yönetimiyle koordine edecek dürüst uluslararası koalisyonun kurulmasıyla mümkün. Ama kafasına esen herkesin Suriye'ye uçak göndererek terörle mücadele etmesi ve bunu destekliyorum, bunu desteklemem demesi. Üstelik Suriye yönetiminin iznini alması yanlış. 21. yüzyılda yaşıyoruz, ormanda değil. İnsanlar uluslararası kanunun olduğunu unutmaya başladı," diye konuştu.